Tavuktan sonra yapması gereken en önemli ibadet, en büyük ibadet namazdır. Ankebut yaşıyor, namaz en büyük ibadettir ve insanı kötülükten alıp koyar. Hangi namaz insanı cehennete götürür? İnsanı pislikten, kötülüklerden, sapkınlık, azgınlıklardan uzak tutan namaz insanı cehennete götürür. Kur'an'da salat tekil, salavat çoğulur. Değil mi? Kişi Müslüman olur, ilk yapması gereken belki namazı Hazreti Ali Rakide Uza Putu'na inanıyormuş ki Efendimiz Aleyhisselam Hatice-i Kübra'ya birlikte cemaatle namaz kılınca Hazreti Ali onları izliyor, tebaşir ediyor. Namaz bitince Efendimiz diyor, ya Ali diyor, Rakide Uza'yı reddet, sonra gel. Müslüman ol, sonra gel namaza diyor. Hazreti Ali yolda babama danışmayı Müslüman olayım olmayayım. Yolda gidip kendi kendine düşünüyor, diyor ki Allah beni yarattı ki babama, anneme danıştım, kendi kendine diyor. Ben niye danışayım ki diyor, Müslüman oluyor. Çeker namaz kılıyor. Namaz bütün ibadetlerin özetidir. Sağınıza cenneti, solunuza cehennemi, önünüze Kabe'yi, arkanıza Azrail'i düşürür. Bir saat sonra gelecek. Namaz kişi, namaz kılarken okuduğun duaları, mesela sen Allahümmel Hamide veya Allahümmel Rabbena ve Leke Hamd dediğin zaman bunların manasını düşünerek namaz kılarsan, namazdan tad alırsın, aklına bir şey gelmiyor. Mesela Semih Allah'a ümmet hamd edildiği zaman Allah hamd edene hamdini işitti, duydu. Allah beni işitti, beni duydu. Bu namaz söylerse, bu manası içine geçerek namaz kılarsan, anlayarak namaz kılarsan, bu söylediğin kelimenin manasını, duaları, Allah'ın mekbili ve hamdini, vehdini ve şunu, afili ve şunu, hani sana aklına bir şey de gelmez. Rabbena ve lekele hamd, ey Rabbimiz hamd sanadır. Bunları söylerken, Fatiha'yı söylerken, Arapçası söylerken içinden manasını da düşünerek namaz kılarsan aklına bir şey de gelmez. Namaz tekbirdir. Allah'a büyüklüğü, tahmiddir, hamd ediyoruz. Tehlil-i Gayr-i Muhammed Resulullah diyoruz. Tesbihdir, Allah'ın olsa eksik eden münezzat oluyor. Tahmiddir, hamd ediyoruz. Namaz bütün ibadetin özetidir. Tesbihdir, tehlildir, tahmid. Tahmiddir, tesbihdir, tehlildir, bütün ibadetlerin özeti var namazda. Yani bütün ibadetlerin özeti kısa olarak bu kadar. Kıyam Allah'a saygıdır, beden dilidir, kıyam dağların ibadetidir, Fatiha sözü yetişimdir, rükû saygıdan boyun eğiştir, rükû beden dilidir, rükûda okunan dualar sözü yetişimdir, rükû hayvanların ibadetidir. Secde, çayır çimenin otları ibadetidir. Tam bir teslimiyettir. Secde bir beden dilidir. Secdede okulan dualar sözlü yetişimdir. Şimdi namaz kılarken bunların manasını düşünerek, anlayarak namaz kılarsak aklımıza bir şey de gelmez. Bu namaz tam böyle insanı. Amin. Allah kabul etsin.